Kardeşlerim, hepsi de masum olan çocuklarımız Rabbimizin bize emanetidir. Canımızdan birer parça olan bu masumların sadece yaşatılması, yetiştirilmesi değil, her türlü tehdit ve tehlikeden korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi bu sorumluluklarımız konusunda düşünmeye, kendimizi sigaya çekmeye yöneltmelidir. Her ne kadar genellikle istismar sözüyle ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek birer dinamittir, alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız, göz yumamayız. Dün Bakanlar Kurulu toplantımızda bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar gerçekten bizler için onmaz yaralar açmıştır. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka eğitimden yasaların uygulanışına kadar her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dün Beştepe'deki başkanlığımda toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı bir şekilde ele aldık. Gerek kanunların kendilerinde, gerek uygulamada olan boşlukların giderilmesi, gerek ailelerden okula kadar tüm kanalları kullanarak bu konudaki bilincin artırılması hususunda bir çalışma başlattık. Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız hemen çalışmaya başladılar. Bu heyetimiz çok kısa bir süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında geliştirecekleri çözüm tekliflerini Sayın Başbakan'a ve şahsıma getireceklerdir. Ardından meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp idari tedbirleri ve yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bu cezai müeyyideler de kesinlikle alınacaktır. Bunun adımlarını da atacağız. Aynı şekilde bu tür konuların beklemeye, uzatmaya, uzun uzun toplantılarla sürdürülmeye tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Mesela bu tür suçları işleyenlerin kesinlikle infaz sistemindeki tüm indirimlerin, tüm kolaylıkların dışında tutulmasına şarttır. Milletimizin gözünde bir çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır, bu böyle bilinsin. Dolayısıyla bu tür suçlara verilen cezaların ve infazının da hissiyatımıza uygun olması gerekir. İnşallah en kısa sürede bu meseleyi hem inancımızın gerekleriyle hem milletimizin değerleri ve beklentileriyle mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız.